Merhaba, Belki Erkanter Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bayağıdır projeksiyon incelemediğimi fark ettim. Dedim ki size bir projeksiyon inceleyeyim. Tabii ki böyle söylemedim. Ama bugünkü videomuzun konusu Philips'in NeoPix ailesinin 720 modeli. Sanırım ailenin en üst model üyesi bu. Bunun prime'ları falan filan da var da bu alet cidden çok fazla özelliğe sahip. Bu videoda bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama biraz büyük, şimdi şöyle kucağıma indireyim. Önce kısaca anlatayım. Bu projeksiyonu ben neden temin ettim? Yaklaşık 2 yıl önce babama Xiaomi Mijia projektör almıştım. Ve YouTube'da şu anda sanırım en çok izlenen ikinci videoya sahip. Enes Özen'le bir kafa kafaya gidiyorduk. Sonra Enes beni ikiye katlamış. 80 binleri bulmuş. 44 bin izlenmiş. Arkada şu anda oynuyor zaten. Babam bu projeksiyonu kullanıyordu ve günlük televizyon gibi kullanıyordu. 16 saat, 20 saat falan açık günde projeksiyon. Projeksiyon açıkken uyuyor, uyanıyor. Projeksiyon açık olmaya devam ediyor. Önce fanı bozulmuştu. Daha doğrusu ses yapıyordu. Temizlemek için içini açmıştım. Dünyada da ilk içini açan insan benim. Video çekerek. Video çekmeden açanlar olabilir ama video çekerek ilk açan benim. Ondan sonra fanını temizledik. Düzelmedi. Fanını değiştirdim. Bir süre kullandı. Yaz gelince maalesef yine tozdan dolayı sıcaklık uyarısı vermeye başladı. Ben onu temizleyeyim derken fanın kablolarını kopardım. Kablonun işi bitti fanın. Başka fan aldık. Modifiye ettim. Cihazın kasasını kestim. 120'lik fanlar taktım. Pardon, 88 santimlik, 80 milimetrelik fanlar taktım derken en sonunda da artık işitim sisteminin olduğu board infilak etti. Ve yaklaşık 2 gün önce bozuldu. Biz de yeni bir projeksiyon arayışına girdik. Dedim ki baba, hala Mijia piyasada var. Aslında gayet güzel. Şimdi vurduğunuz zaman günde 15 saat kullansanız 2-2,5 yıldır kullanıyor. Nereden baksanız 360-700-900 gün falan. Yani ürün 1000 saatin 1500 saate yakın bir şekilde kullanıldı. Yani pil ömrüne bakarsanız hiçbir şey değil. Ama İzmir sıcağında kullanıldığını düşünürseniz ve o kadar uzun süre aralıksız kullanıldığını düşünürseniz artık bozuldu. Dedim almışken farklı bir şey alalım. Bu sefer de Philips alalım dedik. Yalnız ben internette baktım bu alete. 720'nin bir tane incelemesi var. O da bir tane ecnebi amca çok beğenmiş. Diyor ki 120 inç büyüklüğe kadar çok net şekilde ve parlak şekilde gösteriyor. Bu alette 700 ansilümen ışık var. Gece feneri gibi. Cidden ve bu yüksek ışık şiddetinden dolayı da daha büyük perdeleri, daha büyük görüntüleri ulaştırabiliyor size. Ama abi çok büyük ya. Ben bu kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Deniz kaplumbağası kadar bir şey. Bakın ben şimdi size açayım. Ben bunu size açayım. Masada da yer yok. Abidik öyle bir yerde çekiyorum ki. Yani müsaadenizi isteyeceğim. Buraları hızlı geçeceğim. Bu arada ürünü ben Amazon'dan temin ettim. Amazon hiçbir kutuya koymamış. Ha, gördüğünüz kutuyla göndermiş. Kutunun her tarafı zararlı. Ürün daha önce açılmış. Bir tane bant yapıştırmışlar. Yani bu yönden şikayetçiyim. Ama kullanılmamış ürün geldi. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar projeksiyon bu. PlayStation 3 slim ya da fat kasa gibi. Kocaman. Ağır da ha. Öyle hafif bir şey değil. Mijia gerçekten minikti. Çin projeksiyonları falan bunun yarı ağırlığındadır. Zaten o yüzden altına baktığınız zaman herhangi bir tripod bağlantı noktası yok. Bunu hiçbir tripod taşımaz zaten. Bunu bildiğiniz ya masaya koyacaksınız ya bir raf yapacaksınız. Rafa koyacaksınız ya da dört noktadan tavana asacaksınız. Bakın silikon ayakların altında vida girişleri var. Şöyle göstereyim size. Buralarından bağlanıyor. Arkasına bakalım hemen. Bir tane Type-C giriş var. Buradan telefonunuzu bağlayıp görüntü aktarabiliyorsunuz. AV girişi mi kulaklık çıkışı mı o? Bir adet kulaklık çıkışı var. Buradan kablolu kulaklığınızı bağlayıp kullanabilirsiniz. Bluetooth da var tabi bunda. İki tane tam boy HDMI var. Bir adet USB var. Ne yazıyor? 5 volt 1.5 ampere kadar destek verebiliyorum diyor. Yani siz HDMI'ya bir tane Xiaomi Mi Stick takıp ya da Android TV Box'ınızı takıp gücünü buradan alabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Arkada bir tane kızılötesi giriş var ve açma kapama düğmesi var. Aynı kızıl ötesinden önde de giriş var. Yani siz cihazın arkasında da olsanız, önünde de olsanız kumandasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Otomatik odaklama yok sanırım. Ya da
Evet. Bunda otomatik odaklama yok. Burada kapağı var. Toz kapağı var. Bu çok güzel bir şey. Birçok projeksiyonda bu yok. Şöyle tuttuğunuz zaman önden netlemesini yapıyorsunuz. Neti elle yapıyorsunuz. Ama dört köşe otomatik düzeltme var. Yani siz projeksiyonu şu şekilde yere paralel değil de biraz yukarı kaldırdınız, biraz aşağı koydunuz. Bir şekilde dengesini bozarak kullandığınız zaman bile görüntüyü perdeye, duvara düz kendi otomatik ayarlıyor. Ama netlemesini elle manuel yapıyorsunuz. Valla açıkçası ben Xiaomi kullanırken evet Xiaomi gerçekten beğenerek kullanmıştım ama zamanla netlemesinin fokusunun kaçması sorunu nedeniyle çok problem yaşadık. Açıyorsun 15-20 dakika geçiyor. Buğu yapıyor. Bakıyorsun lensin içi buhar yapıyor. O buğudan dolayı da netleme bozuluyor. Her şeyi kapatıyorsun, bir daha menüye giriyorsun, bir daha netleme yapıyorsun. Bir süre sonra zaten babamın kullandığı projeksiyon Çin projeksiyonlarına döndü. Köşelerde bulanıklıklar olmaya başladı. Ya dedim baba dedim almışken Philips alalım. Çünkü Xiaomi arızalandığı zaman aldığım yer Mushroom teknoloji mi, Mesh teknoloji mi öyle bir yermiş. Hepsi buradan almıştım ben. Adamlar malın arkasında durma. Dediler ki yani biz ilgilenmiyoruz servise gönderin. Xiaomi de aldım ürünün arkasında durmadı. Zaten yedek parçası da yok. Başlarım dedim. Philips'in neredeyse her köşe başı bir servisi var. Amazon'dan da aldım. 2 yıl boyunca kafam rahat. Şimdi bu alet gerçekten büyük. Özelliklerinden bir tanesi süper sessiz olduğunu söylüyor. Zaten bu kadar büyük bir cihazın büyük ihtimal fan sistemi değildir. Bunun içini açma merakım var benim ama vidalarını o kadar güzel silikonlamışlar ki plastik parçalarla kapatmışlar. Bozulana kadar ben bunun içini açacağımı düşünmüyorum. 2 artı 1 ses sistemi olduğunu söylüyor. Yani kaliteli ses duyabileceğini söylüyor. Test ederken bakacağız. İçinde Android TV ile geliyor. Bunun üzerine herhangi bir şey takmanıza gerek yok. Akıllı bir kumandası var. Bir saniye. Yere koyayım ki kutunun içinden geri kalanları göstermek istiyorum size. Kutunun alt tarafında çıkıyor. Çünkü bayağı bir şeyi var. Şimdi galiba Android TV özelliği şununla geliyor. Onu test ederken bakacağım ben. Kutunun içinden Neo View D1 diye bir şey çıkıyor. Bu Android TV Box'ı olabilir. Yani kendi içinde değil de bununla çalışıyordur. Bunun şöyle bir güzelliği var. Bunun üzerinde mikro HDMI var. Bunlar mikro HDMI kablosunu taktıktan sonra bunu HDMI'ye bağlıyorsunuz. Bu da güç kablosu. Bununla da gücünü verebiliyorsunuz. Büyük ihtimal dediğim gibi bu Android kısmını bu hallediyor. Bunu kullandığınız zaman ben bunu çıkartıp televizyonda da kullanabilirsiniz mesela. Eğer oysa bakacağız. Bunlar geliyor kutunun içinden. Güç kabloları geliyor. Avrupa için bu yanılmıyorsam İngiltere ya da Amerika. Amerika olabilir bu. Şu şekilde. Bir de şu şekilde. 3 tane güç kablosu da geliyor. Size hangisi lazımsa o. Ben bunu kullanacağım tabii ki. 2 tane pil geliyor. Kumanda için. Bu bir avantaj. Kumandası pilsiz gelmiyor. Kumandası da böyle. Projektör menü. Prime Video, Netflix ses açma kapama, Android tuşları var burada. Menü var. Ayrıca sesli konuşma da var. Google sesli konuşma. Okey Google dediğiniz zaman sizi dinliyor, konuşuyor ya da buradan düğmeye basarak kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsine bakacağız. Şimdi müsaadenizle ben projeksiyonu bir kurayım. Biraz test edeyim. Bir özelliklerine bakayım. Ondan sonra kamerayla hem size görüntü kalitesini göstereceğim. Hem de cihazın performansını hep birlikte yorumlayalım. Şimdi öncelikle size videoda bahsettiğim gibi ilk kısımda bunun Android cihazı olduğunu tahmin ettiğimi söylemiştim. Evet, cihazın Android kısmı bu. Bunu HDMI üzerinden HDMI 1 ya da 2'ye bağlıyorsunuz. Kabloyla da elektriğini veriyorsunuz. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Bunun şöyle bir güzel avantajı var. Eğer bu cihazın Android kısmı bozulursa, yavaşlarsa, güncelleme gelmezse ıvır zıvır da bunu değiştirme imkanınız var. Belirttiğim gibi Xiaomi'deki arızamızın nedeni cihazın anakartının yani Android işletim sisteminin olduğu kısmın arızalanmasıydı. Bu direkt düz olarak geliyor. Bunun içinde hiçbir şey yok. Bu arada sıcaklık da gayet iyi. Yani yaklaşık bu projeksiyon 2 saattir çalışıyor. Ve gayet soğuk. Fan sesi minimuma yakın. Siz şu anda arka plandan bir dip sesi duyabilirsiniz. Onun nedeni benim tepemdeki klimadır büyük ihtimalle. Bundan çok bir ses duyulmuyor. Şöyle mikrofonu araştırayım. Yani şu an ne kadar bir ses duyabiliyorsunuz bilmiyorum. Ha, bu duyduğunuz projeksiyonun sesi. Benim gördüğüm en sessiz projeksiyonlardan biri.
İstiyorsanız gücü Type-C'den de verebiliyorsunuz. Artık tercih size kalmış. Bu şekilde bir düzeni var. Kumandanın kullanımını ise size birazdan anlatacağım. Yani normal projeksiyonlara göre biraz farklı. Bir hibrit kumanda kullanıyor. O yüzden hangi tuşun ne işe yaradığını ekrana baktığımızda göstereceğim size. Kameranın ekranı yamuk gösterdiğime lütfen takılmayın. Projeksiyon önünü kapatmadan çekim yapmaya çalışıyorum. O yüzden birazcık yamuk duruyor. Yoksa görüntü perdede çok net, düz. Şimdi Android kısmının özelliklerine bakalım. Bunu birçok kişi merak edecektir. Philips'in NeoView D1 isminde bir adet Android TV Box'ı, üretici Philips'i. 2 GB bellekle geliyor bu alet. İşlemcisi ARM Cortex A53 1800 MHz'lik bir işlemcisi var. 100 ile 1800 MHz arasında hızını değiştirebiliyor. Ekrana görüntü veren işlemcisi ise, GPU'su ise Mali'nin G31 yonga setine sahip bir GPU'su var. 60 Hz'de yenileme oranı veriyor şu anda. A kısmına geldiğinizde Wi-Fi 5 desteği var. Yani 5 GHz'lik Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsunuz. Şu anda zaten bağlanmış. Ve 866 MHz'lik bir ağ hızına sahip. Aslında gayet yeterli, yüksek bir hız. Android olarak da Android TV 10.0 ile geliyor. Ben cihazı açtığım zaman 713 MB'lık bir güncelleme yaptı. Ve güncellemeyi yaptıktan sonra da bu haliyle duruyor. Belki kendi güvenliktir ya da sıfırdan güncellemedir, bilmiyorum. Şimdi cihazın kumandası hakkında birkaç bilgi vereyim size. Gördüğünüz gibi normal bir Android TV Box kumandasına çok benziyor. Şurada projektör menü diye bir tuş var. Bu hibrit bir kumanda. Bu ne demek oluyor? Projektör menü tuşuna bastığınız zaman, bakın şu anda işlemi almıyor. Çünkü kumandanın önünde bir kızıl ötesi kısım var. Bu kızıl ötesi kısmı projeksiyona tutmanız lazım. Ancak o zaman çalışıyor. Ve projeksiyonun ayarlarını yapıyorsunuz. Tekrar kapatıp çıktığınızda ise tuşların tamamı Android TV Box üzerinden işlem yapıyor. Ve ekranda gördüğünüz gibi, hatta sizin şu anda, ben biraz ışığını kapatayım. Alexa, turn off main one. Evet. Gördüğünüz gibi Xiaomi Android TV Box, hatta piyasadaki birçok Android TV Box'la birebir aynı menüye sahip. Hiçbir farkı yok. Bu yüzden bu kısmı es geçiyorum. Bunu göstermeyeceğim size çünkü hemen hemen herkes biliyor. Ben projektör menü tuşunu göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bastığım zaman giriş çıktı. Burada üzerindeki HDMI 1'ler, Android TV diyor. Bu Android TV çalışmıyor bu arada. Yani cihazın kendi içinde dahili bir Android TV yok. O yüzden bunu kullanamıyorsunuz ama yazılıma gömmüşler. HDMI 1, HDMI 2 çıkış alabiliyorsunuz. USB-C üzerinden çıkış alabiliyorsunuz. İşte Easy Link var. HDMI modu var. Normal ya da genişletilmiş. Ben genişletilmişi alayım. Bu daha iyi olur. Bu şekilde. Görsel kısmına geldiğimiz zaman ise projeksiyonun ışık ayarlarıyla oynayabiliyorsunuz. Standart var. Canlıda biraz daha parlak, filmde biraz daha sönük. Kullanıcı ayarlarını kendiniz yapabiliyorsunuz. Standartta kalsın şimdilik. Renk sıcaklığını değiştirebiliyorsunuz. İşte biraz daha maviye yakın, biraz daha sarıya yakın. Kullanıcı ayarları dediğiniz zaman kendiniz ayarlayabiliyorsunuz ya da standartta tutabilirsiniz. Bu sizin kendi göz zevkinize kalmış. Parlaklık kısmına girdiğimiz zaman şu anda ekranda gördüğünüz aydınlık parlaklık %50'de. Hatta ben birazcık netleyeyim. Şöyle biraz daha net oldu görüntü. Şöyle ışığı da arttıralım. Sizde büyük ihtimal ekranda da parlıyordur. Yani 700 ansilümen gerçekten parıl parıl gösteriyor. Tekrar ben bunu şimdi %50'ye alacağım. Tabi bunların ayarını yaparken projeksiyon kumandasını projeksiyona doğrultmanız lazım. Dediğim gibi kızıl ötesiyle çalışıyor çünkü. Kısalım tekrar. Gözünüze birazcık şeye gelmiş olabilir. Kontrast ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Satürizasyon ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Nüans ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Netlik. Bu arada menüler Türkçe gördüğünüz gibi. Ayarlardan, dilden değiştirebiliyorsunuz. Kırmızı kazanımı, yeşil kazanımı, mavi kazanımı, gürültü azaltma. Gürültü azaltmayı kapatabilirsiniz. Yüksek demeyi Çok güzel. Düşük ya azı. Yükseğe de yüksük demişler düşüğe. Güzel tatlı bir çevirme olmuş. Fabrika ayarlarına tekrar sıfırlayabiliyorsunuz. Ses ayarlarına geldiğiniz zaman film, müzik ya da kullanıcı modunu alabilirsiniz. Ben kullanıcı modunu aldım çünkü kendim equalizer'ını ayar yapmak istedim. Dahili hoparlör ya da HDMI ARC desteğiyle eğer bir ses sistemine bağlarsanız HDMI'den ARC'tan sesi direkt aktarabiliyor. Güncel televizyonlar gibi. Ses seviyesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. İki tür ses seviyesi var projeksiyonda. Bir, projeksiyonun kendi ses seviyesi. İki, taktığınız Android TV Box'ın sesi.
İkisini de yükseğe aldığınız zaman seste patlamalar oluyor. Ses kalitesi de orta çeker diyebilirim. Yani çok bir şey beklemeyin. Orta üst kalite bir televizyon sesi var. 2+1 hoparlör olduğu yazıyor ama baslar çok tatmin edici değil. Bas ayarlarını ben 69 yaptım çünkü çok yükselttiğinizde patlamalar oluyor. Sesi beğenmedim. Ama tizi düşürdüm, %43'e düşürdüm. Stereo balansı, hoparlörün sağdan mı soldan mı ses geleceğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tabi stereo olması için bunun 0 olması lazım. Fabrika ayarlarına geri döndürebiliyorsunuz. Mesela projektör ayarlarına geldiğiniz zaman buradan ayarları sanırım kaydedebiliyorsunuz. Oda 1, oda 2, oda 3 diye yerini değiştirirseniz eğer hangi odada hangi ayarlarda olması gerektiğini gösterir. Fikir üretiyorum, bilemiyorum. Kurulum modu, bak bu çok önemli bir şey. Projeksiyon senin önünde mi? Senin arkanda mı? Ön tavanda mı yoksa arka tavanda mı? Bu ne işe yarıyor? Buna bastığın zaman yönü değişiyor işte. Bu o işe yarıyor. İlk başta ben aa dedim bu yerine göre sesi mi değiştiriyor? Değil. Ekranın görüntüsünü değiştiriyor. En boy oranında normal olarak otomatik 4-3 ya da 16'ya 9 olarak değiştirebiliyorsunuz. Şimdi burada önemli iki tane menü var. Bir, dikey ve yatal keystone. Buna girdiğiniz zaman bakın. Projeksiyonun menüsünün yönünü değiştirebiliyorum. Görüyorsunuz değil mi? Yani siz bunu yamuk açıyla da koysanız buradan keystone'u kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer tarafa da çevirebiliyorsunuz ama ben videonun süresini uzatmamak için bunu bu şekilde yapıyorum. Mesela ben şu anda ayağındaki tümseyi kullanarak yukarı yaptım. Normali bu şekilde biraz yamuk. Ben bunu kendim -3'e getirdiğim zaman şu anda perdeye tam oturuyor. Ondan sonra devam edelim. Komple çıktım. Bir de başka bir şey açtık. Tekrar dönelim. Projektör keystone'u. Bir de 4 nokta keystone var. Bunda da köşeleri istediğiniz gibi düzeltebiliyorsunuz. Yani projeksiyonu cidden bayağı bir yamuk koydunuz diyelim. Normal iki köşeli oynatacağınız keystone'u düzeltemezseniz tek tek keystone yaparak düzeltebilirsiniz. Bu da artık sizin tercihinize kalmış. Ben şuradan keystone'dan eski haline getireyim. Tamam. Dijital zoom var. Diyelim projeksiyonu koydunuz ama perde ya da duvarda taştı görüntü. O zaman görüntüyü biraz daha düşürebiliyorsunuz. Ama bunu her yaptığınızda birazcık ekran görüntü gidiyor. Mesela bakın görüntü daha küçük oldu. Ya da büyütebiliyorsunuz. En fazla %100 oluyor. %100'ün üzerine çıkamıyorsunuz maalesef. 3 tane az basmışız. Bunda bu şekilde zoom özelliği mevcut. Fabrikalarına geri döndürebilirsiniz. Sisteme gelelim. Dili buradan değiştiriyorsunuz. Şaşırmayın. Her dil değiştirdiğinizde ekrandaki yazılar değişiyor. En son Türkçe'ye getirip yapabilirsiniz. Otomatik ayar. Yani ne zaman, ne kadar süre kullanılmadığında kapanacağını gösteriyor. 30 dakika, 1 saat. 30 dakikadan başlıyor. Ondan sonra ne kadara kadar gidiyormuş? 6 saate kadar kullanılmadığında kapanabilirsiniz. 6 saat çok yüksek. Bence 30 dakika kullanılmadığında kapatma işi çok mantıklı. Bilgiye geldiğiniz zaman işte donanım ve yazılım sürümlerini ve seri numarasını görebiliyorsunuz. Yazılımını yükseltebiliyorsunuz. Ben bakacağım firmware'i var mı yok mu kontrol etmedim daha. Varsa Philips'in sitesinden bir USB belleğe atıp yükleyebilirsiniz. Büyük ihtimal FAT32 format desteği olacaktır. Yani NTFS XFAT belki destekliyordur ama ben yine de FAT32 formatlı bir flash bellek üzerinden takıp yazılımı yükseltmenizi öneriyorum. Yani cihazın menüsü bu kadar. Çok da amşan bir şey yok. İşte gerisi takacağınız Android'in ayarları. Android'e zaten geçtiğiniz zaman da çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Cihazın Full HD 1080p olduğunu söylemiştim ben size. Buradan gördüğünüz gibi ayarlarda gözüküyor. Şöyle cihaz tercihlerine bir bakalım. Hakkında'ya girdiğimiz zaman burada görebiliyorsunuz zaten. Modeli, firmware'i, sürümü Android 10 yazıyor. Şu anda en son güncellemesi yüklü. O yüzden ayrı bir güncellemeye ihtiyacımız yok. Kumanda şöyle bir dezavantajı var. Mesela şu an takıldı maalesef. Ben bunun haricinde kullanamıyorum. Şimdi düzelttim. Bu tür takılma durumu olduğu zaman yani cihazın kendi menüsü ile Android TV arasındaki menüde geçmede sapıttığı zaman bir kere tutup projektör menüye girip tekrar basıp çıktıktan sonra kumanda normal bir şekilde Android'e dönüyor. Şöyle TV ayarlarına da girelim. Size ben çözünürlük ayarlarını göstermek istiyorum. Buradan gördüğünüz gibi 1080p 60 Hz'lik görüntü verebiliyor. Ve bu ayarlarda çalışıyor cihaz. Ayrıca zoom'u buradan da yapabiliyorsunuz. Buradan tabii ki bundan yaptığın zoom projeksiyonun
değil de Android TV Box'ın zoom'u. Prosesörün kendisi değil. Buradan da böyle küçültüp büyütebiliyorsunuz görüntüyü. Şimdi bu cihaz kaç para? Bu cihaz yaklaşık 15 bin liralık bir fiyata sahip. Ve ailedeki en pahalı ürün. Bunun 120'si var, 320'si var, 520'si var, 720'si var. Bu 720'si. 720'sinin en büyük avantajı yüksek ışık şiddeti verebilmesi, sessiz soğutma olması. 520 yaklaşık 350 ansülümenken bu 700 ansülümen gibi kocaman bir ışık şiddeti veriyor. Yani arka planda gördüğünüz gibi bazen renklerde şey olabiliyor, bakın mesela. Çok hafif sol tarafta, bilmiyorum görebiliyor musunuz? YouTube logosunun altında bir gölgelenme var. Ama sanırım bu Android TV Box'ın arka fonundaki flu ile alakalı. Yani bu cihazın kendisiyle alakalı değil. Android işletim sisteminin verdiği bir efekt. Dediğim gibi farklı sürümleri var. Bunların fiyatları tabii ki ciddi olarak değişiyor. Mesela 520 almaya kalktığınız zaman 12 bin liralık fiyatı var. Videoyu çektiğim tarihteki fiyatlar bunlar. Siz baktığınız zaman daha yüksek olabilir. Ondan sonra 120'liği yanılmıyorsam 8 lira mı 7 lira mı neydi? Yani cidden 7-8 lira ucuz ama ansülümen değeri 120 miydi 150 miydi, öyle bir şey. Düşük bir ışık şiddeti var. Bunun bir de mini versiyonu var. Fokusu otomatik yapıyor. Üzerine bir tane daha sensör var. Pilli çalışıyor kendisi. Bu pil değil. Bu direkt elektrikle çalışıyor. Biraz büyük. Bunu asmak biraz zor olacaktır. Benim önerim rafta kullanmanız. Ama ben bir asma durumu yapabilirsem Instagram'dan bunu paylaşırım zaten story olarak. Oradan görürsünüz. O yüzden Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin beni. Videoyu da beğendiyseniz YouTube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Böylece büyüyen ailemize sizin de katkınız olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.